YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çıtır çıtır mis kokulu simit lezzetinde poğaçaların yapımını göreceğiz. Hem de hiç maya kullanmadan, beklemeden çayınız demlenene kadar çabucak hazır olacak. Nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir su bardağı beyaz susamı teflon tavada yağsız olarak kavurdum. Ayrı bir kabın içine aldım. Daha sonra yoğurma kabımın içine bir adet yumurta kırdım. Bir su bardağı ılık süt ekledim. Yarım su bardağından fazla sıvı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz ekledim. Güzelce karıştıralım. Bu karışımın alabildiği kadar un kullanacağım. Ben 3 su bardağı un kullandım. İçine 1 paket kabartma tozu ekleyerek karışıma ilave ettim. Unun miktarı değişebilir. 3,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. 3 su bardağı da kullanabilirsiniz. Güzelce yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde edelim. Burada 200 gram kadar tam yağlı beyaz peynir var. Peyniri çatalla güzelce ezelim. Yarım demet maydanozu yıkadım, ince ince kıydım. Maydanozunu da peynirle karıştıralım. Peynir kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Direkt elinizle yuvarlayıp tepsiye dizip o şekilde de devam edebilirsiniz. Evet, iç harcımız hazır. Hamurumuzu yumurta büyüklüğünde parçalara ayıralım, bezeler hazırlayalım. Ben bu poğaçaları pazar kahvaltısı için hazırlıyorum. Çocuklar simit çok seviyorlar. Bu şekilde evde yapmak daha sağlıklı, daha lezzetli, hem de çok kolay hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine biraz elimle bastırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum peynirli karışımdan üzerlerine yeteri miktarda bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hiç yorulmadan, zahmetsiz bir şekilde şeklini verebilirsiniz. Hemen pratik. Şimdi gösterdiğim şekilde poğaçaları kapatalım. Elimizde yuvarlayıp düzeltelim. Bu ölçüler tamdır. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüleri iki katına çıkarıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tabii sen olsun.
biliyorsun açık olsun. Evet, hepsini bitirdim. Şimdi şerbetini hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı pekmezi bir kasenin içine aldım. Üzerine de 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu ölçülerde tamdır. Ne artar ne de eksilir. Suyunu fazla kullanmayalım. Ziyan olmasın. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz hamurları bu pekmezli suya batıralım. Daha sonra kavurmuş olduğumuz susamlara bulayalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Belirli aralıklarla dizelim. Evet, gördüğünüz gibi şerbeti de tam yetti. Küçük bir paket, yaklaşık 250 gramlık küçük bir paket susam da yeterli geliyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bıçakla şöyle kesmeden üzerine bastıralım. Bu arada fırınımı da çalıştırmıştım. 180 derece alt üst ayarda ısınmaya başladı. Evet, artık fırına sürebiliriz. 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarda yaklaşık 40 dakika içinde pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Kahvaltı için hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Gördüğünüz gibi altı da üstü de gayet güzel kızarmış. Buraya kadar da izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır mis kokulu harika bir poğaça hazırlamış olduk. Deneyecek olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.